Arkadaşlar, İmam Efendi Hazretleri her işimizde Allah-u Teala'ya onun rızası için yönelmek ancak bizi kurtarır ve bizi yüceltir diye bir başlık ile başlamışlar. Allah Azze ve Celle'ye yine kendi rızası için yönelip her işimizi onun ile halletmeye çalışırsak biz kurtuluruz ve yüceliriz. Layık olduğumuz yere veya tarihte kaybettiğimiz değerlere yeniden kavuşuruz. Piri Çengi hikayesi malumdur. Daha önceki sohbetlerinde böyle bir kıssa naklediyor İmam Efendi Hazretleri. Mesnevi-i Şerif'te Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden böyle bir kıssa naklediyor. Evvelce belki söylemişimdir. Mesnevi-i Şerif'te mufassalan izah edilmiştir. Çok geniş, tafsilatlı bir şekilde açık olarak Mesnevi-i Şerif'te anlatılmış buyuruyor bu menkıbe. Bir çengi ihtiyarlıyor. Çengi malumunuz bir müzikal alet çalan, yani bu davul olur, zurna olur, efendim saz olur, keman olur vesaire, herhangi bir alet çalıyor insanları eğlendirmek için. İnsanlar onun çalgısıyla oynuyorlar, eğleniyorlar, affedersiniz içiyorlar. Bugünkü sözüm ona medeni hayata özenen, sonra da ben Müslümanım diyen Müslümanların yaptıkları düğünler gibi. Gündüz çalgı, içki, efendim her türlü rezalet, dans vesaire. Akşam da İmam Efendi gelip nikah kıyacak. Tevbe edecekler. Ertesi günde bir mevlid okutacaklar. Allah'ın selameti üzerine tamam. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Oldu mu acaba? Ya, İslam belli ölçüler içinde eğlenceye karşı değil. Cenab-ı Peygamber düğünlerimizi cenazelerimizden ayırt etmemiz gerektiğini bize bildirmiş. Ölçüsü var. Düğünlerinizde def çalarak eğlenin buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Defe müsaade ediyor. Yani bir çalgı çalabilirsiniz. O zamanın çalgısı def. Ama kadınlar kendi aralarında sesleri dışarıya taşmayacak ölçüde, kimseyi tahrik etmeyecek, rahatsız etmeyecek. Erkekler de aynı şekilde namaz vakitlerini geçirmeyecekler. Hiçbir müşkirat, sarhoşluk verici ürünler bulunmayacak. Aşırı derecede kalbi öldürecek male yani olmayacak. Böyle düşündürücü, ibret verici fıkralar, parodiler, skeçler, tiyatrovari oyunlar da olabilir. Ama düşündürücü olacak bunlar. Bir ders verecek. İbret sergileyecek. Bu tip eğlencelere İslam karşı değil. Düğününde böyle edeplice çalabilirsin. Olur kendi mesela yörenin, memleketinin çalgısını çalarsın. Gençler ortada şöyle çıkar bir fasıl oynarlar yani. Düğündür.
ama hakkı sana unutturmayacak. Dünyaya niçin geldin? Bunu unutturmayacak sana. Düğününü düşündüğün gibi ölümünü de düşüneceksin. O da bir düğün. Yapabilirsen. O düğünü yapabilirsen ölüm de bir düğün. Evet. Bunu unutmadan müsaade ediyor Cenab-ı Peygamber. Eğlenin. Def çalın. Düğününüzü ilan edin buyuruyor. Ama aşırı böyle çengilere, çalgılara, şarkılara, türkülere düşüp kendinizi helak etmeyin. İşte böyle bir çengi yaşlanıyor, o aletini çalamaz hale geliyor. Artık çalamadığı için de kimse onu kiralamıyor. Düğününe çağırmıyor, bir ücret vermiyor. Maişetini tedarik edemeyecek hale gelip maddi sıkıntıya düşüyor. Geçimi ondan, onunla da iştigal etmeyince bayağı bir sıkıntıya giriyor bu arkadaş. Bir gün kabristana gidiyor. Şehrin kabristanına gidiyor. Allah'a dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi, artık beni kimse dinlemiyor. Çağırmıyor yani. Bundan sonra artık senin için çalıp söyleyeceğim. Burada sana çalacağım artık. Senin için çalıp söyleyeceğim. Diyor ve orada aletini çalmaya başlıyor. O kabristanda sazını çalmaya başlıyor. Biraz çaldıktan sonra sazını başının altına koyarak yatıyor ve uyuyor. Yoruluyor, uykusu geliyor. Yaşlı insan mezarlıkta uyuyor. O sırada Emir el-Mü'minin Hazreti Ömer radıyallahu teala efendimiz hilafette inmişler. Bu vakanın olduğu dönemler Ömer efendimizin radıyallahu teala hilafet dönemi. Hazreti Ömer de o esnada uykuya dalıyor. Ona da bir uyku arız oluyor. O saatlerde o da dalıyor. Her ne kadar uyumamaya çalışsa da Ömer Efendimiz uyku onu galebe çalıyor. Gündüz diyelim, böyle bir öğlen vakti, ikindi vakti, uyku galebe çalıyor. Ne kadar mücadele ediyorsa kendisiyle bu saat uyku saati değil, olmaz filan uyuyor. Sen uyutana bak. O da uyuyor. Rüyasında Cenab-ı Hak ferman buyuruyor ki, Ömer Efendimiz'e Hazreti Hak gaipten hitap ediyor. Hatiften bir nida. Falan kabristanda bir kulumuz var. Kabristanda bir kulumuz var. Onun yanına git, bizden ona selam söyle. Biz onun sözünden ve sazından memnunuz. Kendisine 700 lira ver. Ona para ver. Sazına tel alsın ve her müracaat ettikçe de, sana her ricada bulundukça da istediği kadar kendisine para ver. Yani onun maişetini üstlen, onu darda koyma, onu bak. Geçimine yardımcı ol. Mevla Ömer'e ilham ediyor. Bizde bir söz vardır, derler ki bir uyuzlu köpek için haşa huzurumuzda. Bir uyuzlu köpek için Mevla bir sene kış yapmadı derler. Büyüklerin sözüdür.
muyuzlu bir köpek dışarıda kalmış, tüyü de dökülmüş, üşüyecek. O sene derler kış olmamış hiç. Bunu işte o sokakta köpeği görünce demişler ki bunun için belki de Mevla kış yapmadı. O sene kış görmedik mesela. Kış yok. Kim bile kimin için? Rahmet mi, musibet mi bilemiyoruz. Yağsa güzel olur diyoruz, mikrobu öldürür, havayı temizler, toprağı besler. Evet, bu bizim arzumuz. Ama ya onun arzusu? Onun arzusu farklı. Bizim arzularımızla onun arzusu örtüşmeyince olmuyor. İşte bir çengiciyi devrin devlet başkanını, devrin cumhur reisini bir çengiciye hadim kılıyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki ona hizmet edeceksin. Onun ihtiyaçlarını göreceksin. Biz onun sazından da sözünden de memnunuz. Ömer Efendimiz uyanır, derhal Beytülmal'den emredilen miktar parayı alır ve kabristana koşar. Bakar ki orada bir ihtiyar çengi başının altında sazı uyuyor. Evvela Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği kimsenin bu olabileceğine ihtimal vermiyor. Tereddüt ediyor. Acaba Rabbimin müjdelediği bu insan mı? Bu mu? Kabristanın her yerini arıyor. Bakıyor başka biri daha var mı? Dolanıyor, fırlanıyor. Ne kadar aranıyorsa da mezkur ihtiyar çengiden başka kimseyi bulamıyor. Zikredilen o zattan başka kimseyi bulamıyor. Çaresiz o ihtiyarın yanına gelerek onun uyanmasını bekliyor. Bir müddet sonra ihtiyar çalgıcı uyanıyor ve bakıyor ki başucunda zamanın halifesi, müminlerin emiri. Görünce korkuyor ve ne yapacağını şaşırıyor. Devleti görüyor karşısında adam. Şaşırıyor. Hazreti Ömer aman korkma kardeşim diyor. Korkma. Otur seninle konuşalım. Ve kendisini tatyipten sonra, gönlünü aldıktan sonra, gönlünü hoş ettikten sonra buyuruyor ki Cenab-ı Hak sana selam etti. Sana Cenab-ı Hak selam etti. Sazından memnun olmuş. Ve sana da 700 lira para gönderdi. Ki sazına tel al, çal söyle. Ve ihtiyacın oldukça da gel, isteğini karşılayacağız. Bütün ihtiyaçlarını gidereceğiz diye söylüyor. Piri Çengi o ihtiyar çalgıcı Cenab-ı Hak beni bu halimle mi üzerine alıyor? Beni böyle mi kabul ediyor diyor. Ben ne utanmaz bir adamım, ben ne rezil bir adamım diyerek sazını taşa vurup kırıyor. O beni böyle kabul ederken ben onun için bu elimdeki aleti bile terk etmiyorum. Ben bu işe devam ediyorum. Ve Cenab-ı Hak acaba beni affeder mi diye ağlamaya, tevbe etmeye, sızlanmaya başlıyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala an, sen geçmişi bırak, geleceği de düşünme.
şimdi yalnız onunla olmaya bak, Allah ile olmaya bak diye emir ve irşat buyuruyor, olacaktı olur. Bakın Cenab-ı Hak nasıl irşad ediyor o kişiyi, nasıl hidayet buyuruyor o kişiye. Mevla'nın cilveleri çok acayiptir. Bunları bir anlayabilsek, bunları, belki hep birbirimizi bu manada kurtaracağız da, anlayamadığımız için birbirimizi kırıyoruz, incitiyoruz. Yapayım derken bozuyoruz. Evet. Yapalım derken işi bozuveriyoruz. İçimizden itiraz ediyoruz. Mesnevi'de buyurulduğu gibi muallim Hazreti Ömer'di. Öğretici, eğitici Hazreti Ömer'di. İş elbette bir netice verecekti. Ağacı diken Ömer'di, elbette o ağaç meyve verecekti. Hem dikkat ediniz, Piri Çengi'nin, o ihtiyar çalgıcının çalgı çalması ne ahiret için ve ne de hak içindi. Başta evvel çalarken Allah için çalmıyordu. Ne için çalıyordu? Maişetini temin etmek için. Geçiminden dolayı çalıyordu o sazı. 3-5 kuruş kazanmak için. Velev böyle de olsa, bu kadarcık olsun, mezarlığa gelerek, şimdi beni kimse dinlemiyor ya Rabbi, ben artık senin için çalıp söyleyeceğim. Bu taklit bile olsa, bu kadarcık bile olsun, Cenab-ı Hakk'a yönelişin yüzünden Erhamur Rahim'in olan Hazreti Allah Azze ve Celle onu kabul buyurdu. Yani tabiri caizse geçerken Hakk'ın kapısının önünden kazara sazının sapı kapıyı çaldı, kapıya dokundu, o kapı ona açıldı. Hakk'ın kapısını tıkladı, Hak o kapıyı açtı ona. Ve öyle yüceltti o kişiyi. Ömer gibi birini onun ayağına gönderdi. Ya bir Adem, bir insan düşünün şimdi. Allah'a yine Allah için teveccüh ederse, hiçbir esbabı düşünmeden, bir sebebi düşünmeden, Allah'a imanından dolayı, zatına duyduğu muhabbetten dolayı, ona duyduğu aşktan dolayı Allah'a yönelse, ona dönse, o Adem'in indi ilahideki kadru kıymeti ne olur bir düşün. Çengi böyle olursa, Allah'ın arifleri, Allah'ın aşıkları, Allah'ın velileri nasıl olur? Onlar nasıl olur? Mahada işin içinde Hazreti Ömer Efendimiz olmasaydı, Efendimiz bu işe karışmamış olsaydı, Tiri Çengi'de vuku bulan değişme, o sazcıdaki o değişim ve terakkinin bu derece olması belki de mümkün olmazdı. Bu ciheti de unutmayalım. Evet, Ömer Efendimizin onu gelip tatlılıkla teselli etmesi, okşaması, ona himmet buyurması, nazar etmesi, yolunu açması, yol göstermesi. Evet.
Seriyyus Sakati Hazretleri bir gün bir mahallede gezerken sarhoş olarak sokakta düşmüş, içinden de Allah Allah diyen birisine tesadüf etti. Evliyanın büyüklerinden Hazreti Sırrı Sakati geziyorlar. Bakmışlar ki sokakta bir sarhoş düşmüş. Sarhoş Leyla adam ama Allah diyor. Yerde Allah Allah diyor. Acımış ona. Biraz su getirmiş. Ya Rabbi, layık mıdır ki böyle fena bir ağızla bu Adem senin ismi celalini söylesin diye düşünmüş. Böyle sarhoş, meyhur bir ağızla senin mübarek ismini söylüyor bu adam. Layık mıdır ya Rabbi diye düşünmüş. Bari şu zavallının ağzını yıkayayım da böyle bir ağızla bu ismi şerifi söylemesin. Bu insanın ağzını yıkadıktan sonra onu bir kenara çekmiş, üstünü başını temizlemiş. Yol kenarında öyle bırakmış onu. Yoluna devam etmiş. O sarhoş biraz sonra ayılarak, kendine gelerek etrafındakilere, başında toplanan kalabalığa sormuş. Ya bana ne oldu? Yanındakiler de demişler ki, Seriyyus Sakati Hazretleri senin ağzını, üstünü, başını yıkadı, temizledi, seni kenara çekti. Gelen geçen ezmesin, üstüne basmasın diye seni bir kenara çekti. Bunu işitir işitmez kendi kendine dövünmeye başlamış. Sarhoş. Ey nefsim, sende hiç mi haya eseri yok? Sende hiç mi edep yok? Bu ne sefahattır, bu ne rezilliktir, kepazeliktir ki sen onu ihtiyar etmişsin, içkiyi istemişsin, arzulamışsın ve kendini böyle rezil ve rüsva ettikten başka öyle büyük bir zata da ağzını yıkattırmışsın. Bu sendeki ne utanmazlıktır, ne hayasızlıktır. Artık tevbe olsun ki bir daha böyle şeyler yapmayacağım. Ben pişman oluyorum der ve giderek abdest alır. Ve camiye giderek ibadet ve taat etmeye başlar. Allah'ın yoluna döner. İslam ile müşerref olur. O gece Sırrı Sakati Hazretlerinin rüyasında Cenab-ı Hak kendisine ferman buyurur ki Şeyh Efendi Mevla'yı rüyada görür ve ona buyurulur ki sen o Adem'in bizim için ağzını yıkadın. Bizim ismimizi anıyor diye onun ağzını yıkadın. Biz de senin için onun kalbini yıkadık. Onu hidayet ettik. Sen ki ona elini vurdun, ona tenezzül ettin, onunla ilgilendin, biz senden daha merhametsiz değiliz. Biz de onu sana bağışladık, onun kalbini yıkadık, onu hidayet ettik. Sırrı Sakati Hazretleri uyanır, dışarı çıkar, o Adem'i arar. O sarhoşu arar, çevresindekilere sorar. Derler ki falan camiye kapanmış o artık. O dün tevbe etti, pişman oldu, gitti filan camiye, filan dergaha kapandı. Orada ibadetle, taatle meşgul. Elhasıl yanına gider. Adamı bulur. Hal hatırını sorar. O da der ki elhamdülillah halim hoş oldu. Siz benim ağzımı yıkadınız, Cenab-ı Hak da kalbimi yıkadı. Sırrı Sakati Hazretleri
buyurur ki ne biliyorsun böyle olduğunu? Kalbini yıkadıklarını ne biliyorsun? Sana kim biri bir şey mi söyledi? Rüyayı o gördü ya. Gece rüya gördü. Sana birileri bir şey mi söyledi buyurur. Cevaben der ki bunu sana söyleyen bana da söyledi. Senin gece rüyana gelip sana bu hakikati söyleyen kudretinden eksik değil. Bana da geldi, bana da söyledi. Ve subhanallah. Elin sarhoşları böyle ayılıyor. Hazret buyuruyor ki elin sarhoşları böyle ayılıyor. Bizim sarhoşlar ise gittikçe sarhoşlukları artıyor. Sarhoşlukta azgınlaşıyor. Fakat şu kadar var ki onun ağzını yıkayan sırrı sakatidir. Bu cihetle de bir şey demeye pek hakkımız kalmıyor. Evet. Meğer Cenab-ı Hak taraf ilahiyesinden lütuf ve ihsan buyursun. Evet arkadaşlar. Hak kudret eliyle bir şeye uzanırsa, Hak kudret eliyle bir şeye dokunur, onu tutarsa, elbette ki o şeyin neticesi güzel olacaktır. Güzel olacaktır. Bizi de yıkarlar inşallah. Evet. Biz de gafletin sarhoşuyuz. Dünyanın sarhoşuyuz. Dünyaya o kadar bulaşmışız ki, o kadar dalmışız ki sarhoşluk derecesinde. Ama bir yandan da Allah Allah diyoruz. O sarhoşluk içinde hamdü sena olsun ki ismini, zatını unutmamışız. İsmi şerifini söylüyoruz, Allah Allah diyoruz. Elbet bir dostunu gönderir, bizim ağzımızı yıkattırır. Onlar ağzımızı yıkar, hak da kalbimizi yıkar inşallah. Evet. İşki işte ondan sonra, ağzımızı yıkadıktan sonraki hayat önemli. O sarhoş o kadar anlayabilmiş. Anlamış bu işte bir iş var. Yapması gerekeni anlamış. Biz orayı anlayamıyoruz. O sarhoş ayılmış. Demiş tamam beni çağırdılar. Beni temizlediler. Fırsat bu fırsat. Bir daha kirlenirsem helak olurum. Ben şimdi temiz yere gideyim. Yıkadılar beni. Ben temiz yere gideyim. Biz bunu yapamıyoruz. Bizi belki kaç kez yıkıyorlar. Bizi yıkıyorlar, bayramlıklarımızı giydiriyorlar, biz yine sokağa çamurun gözüne gidiyoruz. Oradan geri gelmiyoruz. Evet. Bize belki çok Ömerler, Osmanlar geliyor. Şu dünya kabristanı içinde ne Ömerler geliyor bizim yanımıza, ne padişahlar. Ne sultanlar geliyor. Biz sazı kıramıyoruz. Sazı taşa vuramıyoruz arkadaşlar. Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Evet. Cenab-ı Hak elimizi bırakmasın. Ağzımızı yıkasın, gözümüzü yıkasın, gönlümüzü yıkasın. Nuruyla, ilmiyle, zikriyle, huzuruyla, feyziyle, aşkıyla kirden eser kalmayıncaya kadar bizi hak eylesin inşallah. Cenab-ı Hak imanımızı, aklımızı, iffetimizi muhafaza buyursun. Bize birlik, dirlik, şuur, huzur, şurur nasip eylesin. Cenab-ı Hak tevhidi anlamayı ve onunla gereği gibi amil olmayı, tevhid için yaşamayı
ve gerektiğinde tevhid uğrunda ölebilmeyi bize lütfeylesin. Her nefes, hasreten son nefes tevhid edebilmeyi lütfeylesin.